Herkese selamünaleyküm. Ben İlkaat'ın Aslıp'e kanalımıza hoş geldiniz. Dağda Yaşam ailemize selamlar. Yeni gelen abonelerimiz hoş gelmişler. Uzun bir aradan sonra dağa geldik. Ay! Ke! Ye! Gebede! Dün Recep bırakmış bunu. Bu da böyle bir bulunuyor. Şuna bak ya, iki tane köpeğe bile kafa tutacağım derdinde. Da sahiplenme işgüdüsü galiba. Hava çok soğuk. Eksi 3, eksi 5 dereceleri gördük. Sabah kalktık ama acayip soğuk var. Gerçekten dağda, biliyorsun dağ havası biraz daha soğuk. Recep geliyor. Gel. Recep yeni gazlar, ördekler gelmiş. Ördeğe eş gelmiş. Ördeğe eş bulduk. Ne bu soğuk vallahi. Donuyor oğlum be. Hadi başlayalım. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Yıkılmış. Eş var yıkar. Kimse bu hayatta tek kalmasın dedik. Ördeğin eşini getirdik. Ne? Köpekler mi? Bunlara bak. İnsan demek yanında birisi daha olunca daha mutlu oluyor. Ördek onu sabah çıkardık, hiç bırakmıyor. Babam, Recep. Ya biz o köpeği damın içine bağlayalım. Erkeci diye bıraktık köpeği. Bu da çok... Neyse işe geçelim biz. Koyunları çıkarmayacağız bugün. Bundan sonra da fazla çıkmaz herhalde. Artık damda bakacağız. Baba, geti. Damın içi sıcakmış. Recep, şu camları kapatalım. Soğuk içeri. Soğuk, biraz soğuk. Bak camların hepsi açık. Eksi 4, eksi 5'i gördük biz dağda. Bugün. Baba ver yarısını bu tarafa ver. Sen elme, ben de öldürüm. Ben yokken de biraz zorlanmış Recep. Biliyorsunuz. Daha da zor oluyor bazı şeyler. Havalar soğunca daha da zorlaşıyor işler. Değnek mi yapıyor ya? Değnek mi bu? Ben bakayım. Baba senin kuzu maşallah etli de ya. He? Vallahi iyi bakıyor babam kuzuya. Bakın et, yani ekti kuzu ama hiç ekti gibi değil. Bakın sopayla nasıl tutuyoruz biz koyunları. Bakın. Hiç kovalamaya falan gerek yok.
Atıyorsun çengelli sobayı, tutuyorsun. Ha, olay bu. Buradan da duyulur. Evet, Recep'in yeni sistemi. Kuzular o delikten giriyor, yeme giriyorlar. Bakın. Hop. Hop. O gidemedi Recep. Ha, bak 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 bak. Küçükleri alıştırıyor bir de. Bunlar daha yem yemez diyeceğim. Yani şu delikten gidiyorlar. Oradan hop. Yemini yiyen geri buradan annesinin yanına. Sistem bu. Bu yıl böyle yapacağız. Yani delikten geçemeyen kuzuyu da beseye atacağız. Anneden ayıracağız. Helal, sistem iyiymiş senin ya. Nasıl sistem? He? Eskiden ayırma, şimdi çok iyi oldu. Hiç ayırma derdimiz yok. Aynen. Oradan geriye canı sıkıldı mı çıkıyor. Güzel olmuş, iyi. Koydum. Delikten geçemedi mi ne olacak, giremedi mi, büyüdü mü? Delikten geçmeden bu tarafa hoplatıyorsun. Aynen, büyüdüm. Şu tarafa. Besilerin içine hoplayacak. Bu da bizim kurbanlık kuzular bunlar. Buraya da şuradan erkeklere ayıracağız. Bunun içinde erkek kuzu çok. Bunlar dağılışlar. Bunlar da seneye kurbana ayrılacak. Artık sistemi şu 2-3 kişinin de toparlayacağız ama 2 gün sonra havalar açtığı için şimdi ayırmayacağız. Yaylıma çıkabilir koyun geri. Vay 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 güzellikler. Yürü gelme gidin. Gelme. Gel. Dağlı inan kral. Yürü. İçeriye gireceğim diyormuş yola. Gelmeyin. Gelme oğlum. Dur lan. Bak ayağını vurma. Çıkarmış. Get sen. Sen ver bunu. Çıkarmıyorum hiç. Ya ya. Yargıç falan bekliyorlar. Ben hallederim. Bugün tatil. Artık tatil dediniz hepiniz. Gelenikler de oldu. Şunlar yiyorlar. Şöyle usulünün de yeğe gidemiyoruz. Bunları Recep bir gün önceden ayarlıyor samanlarını. Sabah uğraşmıyor, direkt veriyor. Soğukta acıkmış koyun. Dün yelden kalanlar. Recep yeni kazlar getirmiş. 15 tane bizim kaz. Ne olmuş? 2, 4, 5. Vay, 20'ye tamam olmuş herhalde. Aynen. 20 tane. Kız! Kızlar! Cesur! Gel bakayım. Cesur! Evet. Gaz işine bayağı merak sağlık. Ağacın büyüklüğüne bak. Yıkılan, devrilen ağaç. Burada da 2 tane köpek kaldı. Bunları da alacağız. Derken ön tarafı alıyoruz. Orada da sıkıntı yaşıyoruz. Fırtına. Odaya bir yere yumurtluyordur Recep. Yumurtlamaya çıkmış odaya. Bu da, bu da. O da mı? İyi bir tane. Alıştı da içeri yumurtluyor bak hala. İyi. Buradakiler ne almış sen bu cime çıkma şuraya gir. Yani biraz sidrolü eksilmiş onu tamamlayacağız. Hava filtresini değiştirdik. Değiştirdim onu. Tamam değil mi? Hı. Şimdi nasıl yapmaya gideceğiz ya. Gözükmezsen yani. Bu hava tutuyor. O kadar tamam. Oldu değil bak. Bu hava da o kadar değil. Bu hava ya ne yok. Vur bakalım bu hava.
Koca buğday ya. İyi lan kuşları bu yandı. Bu ne diyorsun, cam mı? Şimdi çıkıyor. Ne atıyoruz? Yulaf. Ha, ot mu? Karışık. Karışık. Yonca, saman, pancar küpesi, arpa. Menü zengin. Menü zengin Recep. İlk günden böyle verirsek batmayalım. Yesin, zarar gelmez. Aynen. Yiyenden zarar gelmez dedi Recep. Yulaf da var. Yulaf da var aynen. He yulafı unuttuk zaten. Yağmurlar çok oldu ya, o zaman içemediler ya. İlk zaman aldık. Evet. İlk zaman yağmurlar çoktu. Mutlulukları gördün mü? Buyruğun da var ya. Buyruğu var ya. Toka buyruk oluyormuş. İncecik erkeklerin he, buyruğu toka buyruk oluyor. İncecik kıyır oluyormuş. Bak bak gördün mü? He dur. Şu öten dişi değil mi? He. Öten dişi. Belli kafasından zaten. He tamam. Dur söyleyeceğim şimdi, yakınlaştıracağım. Yani ördeklerin erkek olduğunu bilmemiz için şu kuyruk ince olup toka kuyruk oluyormuş. Aynen. Bu erkek. Bilgilere bak ya. Gerçi yüz ifadesinden de belli oluyor erkek dişi oluyor. Erkeğin yüzü daha kalın oluyor. Bakın arkadaki gibi. Allah oh, burada mutlu bir hayat sürdürsün bunlar da. Çoluğu çocuğa karışır giderler. Alpa samanını atıyor Recep. Bu da alpa samanı. Bizim kışın çobanların işleri kolaylaşır. Bizim kışın işlerimiz zorlaşıyor. Neden dersiniz? Yazın, bağırın biz koyun gütmediğimiz bizim için. Sıkıntı yok da hani köpekler gidiyor da içeri bizim zor. Ben de onu anlatıyordum Recep. Biz kışın çok çalışıyoruz dedim. Çobanlar, onlar da kışın dinlenin biz dedim. Yazın, bağırın dinleniyoruz dedim. Şimdi bizim işler başladı. Kış boyunca böyle hep çalışacağız. Ama köpekler 2-3 ay bir istirahat edecekler.
Şöyle öğlen de verdik. Su içmediler fazla. Ama akşam bir daha içerler. Recep teftişi diyor oradan. Recep suyu içmediler. İçmediler. Akşama doğru bir kere koy versin yeter. Hava soğuk zaten, ne içsin? Zaten ayırdı gibi, ondan ayırdı buraya, bak aldım ya. Ayırdın mı oraya? İkiz mi bunlar? Hmm. Hee. Fidan az doyuyor herhalde şu. Aynen. Onu bak bir kere tutuyorsun. Yemi nasıl oldu gördün mü? Ya o boğasak yiyor yemi. Bunlar daha ufak. Bu çekiyor bir iki. Yem niye, yem niye? Alırsın. Şu çiçeği bana ver bakalım. Necep. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyeceğim. Dışarı soğuk. Zobamız da yeni. Bir de var ya soklayı görünce bir mutlu oldum öyle. Mutluluk içeride. Başka yerde mutluluk adama. Bak. Az malzemeden çok yemek yapacağız. Ben de acıktım vallahi. Soğuk insanı acıktırıyor. Bir de dağ bayağı soğuk burası ya. Bir de alışamadım iklime. Şimdi gelsin geldim ya ben. O da sıcaktı. Buraya geldim dondum. O taraf sıcak mı ya? Sıcak. O taraf sıcak ya. Bizim bir şeyde yaşıyoruz biz ya. Nereydi o da? Gazlı çok olan yer. Gazlı değil. Başka bir ülkede ya. Kutuplarda yaşıyoruz burada. Öyle anla. Vücut daha alışamadı, donuyor.
Ama bunu yedi mi bu işi çözeceğim. Yine tuğ atmaya gitmişsin. Yetmez o bize baktım. Aynen belirli miktarda et olduğu için. Ama kilo işte de bir çok güzel oldu. Ama bu işte ben kuzu eti yemiyordum, koyun eti yemiyordum diyenler için kaçınılmaz bir fırsat. Bu da bizim patateslerden afyonum. Çorba da olur herhalde yanına. Çorba olmazsa olmaz. Zubamız yanıyor. Suyumuz var. Eyvallahımız yok. Sıkıntı yok. Her şeyimiz yerinde. Allah'a şükür. Allah olmayanlara da versin yarabbim. Babam nerede? Aşıda mı da var? Babam rutin kontrolleri yapıyor. O da gelir birazdan. Ha. İyi, şimdi o geldi mi ayrı bir mutlu olur. Siz 5 gündür bir şey yemiyor musunuz? Ne yiyorsunuz 5 gündür? Allah ne verirse idare ettik. Patates fazla oldu gibi de onu da akşam değiliz diyeceğim. 2 günlük yapayım. Akşam bir şey bekleme yani. Bu. Şimdi yiyeceğiz, akşam yiyeceğiz. Yatacağız. Şöyle bir şey yaptı geçen hafta Recep. Güzel bir şey oldu. Eskiden bizim köylere dağlardan böyle dağlarda yaşayanlar döngel alış getirirdi. Evden ki şeyle falan değişirlerdi. Buğdayla, arpayla falan. Recep de abimizin birinden sucuğuna zeytinyağı değişmiş. Nasıl oldu? Ha. Neden aklınıza geldi o iş ya? Anıl Şahbaz abimiz evet. Hatırladım. Sucuğuna Recep. Abimiz de gel eskiden böyle yapardık dedi. Valla ben de mutlu olurum dedim. Sucukla zeytinyağını değiştik. Sucukla Recep zeytinyağı değişmişler abimiz de. Allah razı olsun. O bizden istifade etti. Biz de ondan istifade ettik. Güzel bir takas olmuş. Genelde bu takas işi arsa, tağla, ev, arabalar da oluyor ama güzel bir şey olmuş Recep. Vallahi. Ya bizde olmayanlar başkasında olmuyor. O başkasında olanlar bizde olmuyor. Mutlu oluyoruz yani. Takas işi iyidir yani. Bir de Recep bu arada şu et işi de yapıyorum. Keçilerin ikisini musluk halinde gönderdi Recep. Kesti kargoyla. Et de isteyen olursa da kilo kilo gönderiyor. Budundan, ön kolundan, işte mangallı. Pizzolosu olsun. Onu da yapıyor Recep. Sucuk haftada bir gün. İsteyenlere gönderiyoruz. Böyle bir iki tane kuzu kesiyoruz. İsteyenlere oradan da etten faydalandırabiliyoruz. Fiyatı da makul. Şeye yerlendeki gibi değil. Mesela şuna ben 400 gram et attım. Şimdi bak 3 kişi 2 öğünlük yemek çıkaracağım bundan. Bizim o saat yine durmuşlar. Yere gidiyor anlamadım. Bizim burada saatin ayı şimdi yok gidecek. Bak saat şu an 5'e olsa ne olacak? Onu alıverelim oradan da kafamıza takılmasın. Bakayım. Alıverelim oradan. Gerek bizim saat gün olayımız çok. Biz sabah kalkıyoruz. Bugün pazartesi olsa ne olacak? Cumartesi olsa ne olacak? Her gün aynı hayat bizde. Saat 2 olsa ne olacak? 3 olsa ne olacak? Gün doğdu. Koyunlara bak. Güneş tepeye çıktı. Bir daha bak. Akşam gün battı. Koyunlara bir daha bak. Yat bitti işte yani. Sıkıntı. Güneşe uyuyacağız. Gün ağadı, kapadı, bitti iş. Girmekten ellerim titreyip telefonda oynamıyor. Aynen o mantıkla devam. Bizim şeyimiz yok ya. Tamam, fazla mı gerekiyor? 3? Fazla gelmez. Şifadır. Kış günü. Küp küp atacağımdan şöyle ama kırarsam fazla gelir bu. Ha şöyle. Anladın mı? Olmazımız bir daha var. Sarımsak var. Ben biraz tane bir kuşburnu koyayım. Kuşburnu da koy. Bak antibiyotik deposu bekle. Yapmak isteyenler belki görür yapabilirler. Buna şuradan güğümden sıcak su ekleyeceğiz. Bunun tuzunu, biberini şöyle. Recep acı sever mi? Olsun artık kış geldi acılı olsun. Acılı mı olsun? Şöyle Bağdat'tan acımıza fazla değil yeter. Kekik ister mi?
olsun kekik de ağızda. Kekik olur mu sana? Kekik şeyini alır. Yani koku moku bırakmaz. Şöyle az olsun. Fazla değil. Babam da geldi. Şöyle. Evet. Olay bitmiştir. Oğlum bu. Babam da mutlu oldu. Gördüğüm gibi ama tamam dedi. Geçiyoruz. Dişilerim. Şöyle Recep dedim. Tarhana meşhurdur. Yoğurtlu, yoğurttan yapıyoruz biz bunu. Un tarhanası değil. Şöyle iki ölçek atacağız. Bizim ölçek bu. Bir, iki. Küçük elde olan daha üç ölçek atsın. Ha, el ayarına göre. Çocuklar dört ölçek. En büyükler bir. Şu an. Babam da boş konuyu buydu bak. Çay işini bitirdik. Aynen. Oo, kuş bunu da tam simsiye olmuş. Ecep buna 5-6 sarımsak, salça, toz biber. Bunun şeyi önemli işte. Bu malzemeleri atmazsan bu da olmuyor. Bak şimdi. Çorbanın kralı gelecek. Kekik, nane hepsi içinde olacak. Hala bulamadım oğlum, yok lan. Ha, şu ne? Isot mu bu? Bu ne ya? Bu bak. Biber. Kırmızı biber bu mu? Toz biber. Ha tamam, bundan olacak. Acı mı ki? Vallahi onu bilmiyorum işte. Yok yok, normal normal. Dur. Normal falan değil de ya. Hafif acı. Acıymış. Naneyi de en son atacağız. Buyurun, kimsenin yanına gitmeyin, biri gelse falan. Ette sarımsak var, çorbada sarımsak var. Güzel. Bu kuş bunun da simseye olmuş. Su katıyor mu ona? Hı? Su katıyor mu? He. Attım, daha bayağı siyah olmuş ya. Bayağı siyah olmuş ya. Yedekledim. Kuş bunu da şimdi toplayacağım. Tam mevsimi. Çok atmış şey. Aynen. Şimdi kuruyor kuş burada. Tam hı, dalında. Şöyle. Vav. Çorba oldu. Çorbayı şimdi sobaya geri alacağız. Bizim soba fazla yanmadığı için kaynatamadık. Orada demler. Şurada taşmasın. Güveci de kısalım altını. Az suyu azalsın onu. Taşıyor yoksa. Aslında fırına koyuyoruz biz bunu. Fırında taşmıyor ama işte bizim iş acil olduğu için. Ya şunu tut da şunu alalım mı? Şimdi sobada demle, bir saat yarım saat daha sobada dursun. Şöyle.
Hemen sosunu da dökelim. Sos da üzerinde onun. İşte bu olay, yoğurtlu tarlanın üzerine bu oldu mu daha farklı olacak. Bu doğal salça bizim, kendi yaptığımız. Efendim, güzel koktun. Her şeyin doğal olacak. Hanım hanımın salçası. Bak. Evet, gidiyor. En son bir de naneyi ekledim. Bu iş bitmiş. İskender'in üstüne döküyor ya, pasta döküyor. Neydi o? Neydi ki? Sos ya. Aynı bu şekilde oldu. Bak, bekle şimdi buna. Son dokunuşu yapacağım. O çok önemli. Son dokunuş. İşte abi. Nanesiz çorba mı olur? Şifa deposu oldu Recep. Bol vitamin, bol antibiyotik, enerji, protein. Evet, gelsin. Bir daha son. Bunu da attım, bu iş tamam Recep. Şöyle. Bu burada ılık 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 kaynayacak. Sosuyla özleşecek. Herkesin el lezzeti ayrıdır. Ama bizim el lezzetimiz farklı. Bizimki daha lezzet oluyor hocam. Ha? Çölme değil yani. Tamamen dışa bağlı. Dağ. Dağ lezzetleri. Kendine sağlık. Bulaşığı da biriktirmeden hemen işimiz bitti mi yıkıyoruz her şeyini. Bulaşık biriktirme yapıyoruz olduğu için de. Ha? Yok, biriktirmeyeceğiz. Kim yıkayacak? Bu ben ya sen ya bu ben yıkayacak da. Yine ben ediyorum bak. Ha. İlk ay babam keserek yine almış eline. Abi tam öten bir şey var, onu kopatıyor. Baba ne edin? Şu şeyi söktüm. Ha, rüzgar bu. Ya tanırtım orayı durun. Ha. Rüzgardan öten sadece halletmiş. Az altını açtım, kapağını aldım, erken olsun yoksa akşam bulacağım. Gördün mü Recep olayı? Nasıl havalanıyor? Aynen. Vav. Recep dedi, olmazsa olmaz dedi. Bizim turşulardan dedi. Tam olgunlaşmış bu da zaten. Yeter. Yeter. Şöyle. Yine doğal bir yemek oldu. Güzel oldu, eline sağlık. Babam da gelemedi. Bağır bakalım şuradan. Baba! Baba! Size ekmeği dilen şeyi alıyor. Şu kıyıyı. Ekmeği, bunu, ekmeği kim diliyorsa onu oluyor bu.
Hadi bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir sofra oldu. Gerçekten. Solun arkasına da iyi gitti. Acıkmıştık zaten. Şurada şunu da affola diyelim. Güzel bir ülke yazı kaçmış. Aynen, sofra güzel oldu. Recep. Avcı nasıl? Aslan avını almış kedi. Aldı. Kedi acı ayakta ya. Fareyi ne diyor öne? Aynen. 3 gündür fare getiriyor bu kedi. Babamı gelince geldi bu kedi. Aynen. Ya bu kediyle babam Mahdi'ye mi geliyor ya? Doldu bak geliyor. Aynen, herif aynen. Bakıyor kedilere ya. Seviyor. Kediler çoğaldı bu arada. 2-3 tane daha, 2 ve daha yavru oldu. Şu bizim yavruların annesi. Bu. Yavru kedilerin annesi. Şu yeni ekibe dahil oldu. Bunlar dağlardan yavruken gidip geri dönenler. Pisi pisi. Babam günlük bunlara bakmadan rahat etmiyor. Yakında... Bağırın geldi, geldiler. Kış oldu, geldiler. Aynen. Yakında bunlar koyuna gider, o videoları da çekeriz. Önceden gidiyordu çünkü kediler. Gidiyor, bir iki var, gidiyor yine. Gidiyor mu? Gidiyor. Vallahi babamdaki sevgi başka, hayvan sevgisi. Kediler bile peşinden ayrılmıyor. Bugün de akşamın sonuna geldik. Bugün de sona yaklaştık diyeceğim. Kış geliyor. Aynen. Soğuk. Soğuklar da geliyor. Mevsimleri mevsimler gibi yaşamak lazım. Aslında şimdi gar olacaktı. Ta aralığa geldik. Hem şapkaları da ergomusunuz bu ara, bu ara oldu. Giyemiyorum. Giyemiyorum. Giyemeyenikini giyerler. Giyemiyor değil. Şapka bana takmayın diye. Muz kendiniz akıyor. Muz da neyse, ben alalım bir tane daha şapka. Manzaraya bak. Aynen, ne güzel. Sesi, kuş sesi. Tavuklarımız dışarıda. Horozu öttüremedik yine. Horozu bir tane daha horoz getirsen öter diyorlarca. Aynen aynen. Horozu da bir tane daha horoz getir. Bunu dövemeyecek şekilde bir horoz getir. Hint mit dövüş horozu alıp gelme. Güzel bir horoz yapalım. Ya da yavrudan yetiştirelim. Aynen. Öyle yapalım. Doğa ne kadar sessiz. Dağda yaşamak bir başka. Aynen. Bugün de videonun sonuna geldik. Güzel içerikler oldu ama, değil mi İlkay? Gel. Valla bana gazı verip verip yemek yaptırıyormuş gibi geliyor da. Hadi neyse, hayırlısı iyi oldu. Bugün menü iyiydi. Güzel oldu. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Herkesin işine gücüne rast getirsin diyelim. Buradan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Necap, konuşmayalık mı video yapalım, konuşalık mı yapalım? Geçenki videoda güzel olmuşlar senin çektiğini. Hiç konuşmadık ama. Babam ama da sessiz, ben de sessiz olunca ön oluyor. Konuşmadı mı da sadece bizim dağda yaşam ailemiz anlayabiliyor konuları. Yeni aboneler anlayamaz. Tabii gerektiği zaman da konuşmak lazım. Neyse bak. Bakalım bir yorumlarda buna da. Ne diyoruz? Hayat paylaştıkça güzel diyelim. Abone olalım. Bu arada yavaş yavaş da ne güzel ilerliyoruz İlkay. Allah'a emanetsiniz. Sevgiyle kalın. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Recep, Balıkesir'den bir video gelsin bir daha ya. Bir video yapmışsın herhalde, çok güzel. İki tane daha videomuz var. Bir dağda yaşayan dedeyle ninemizin. Bir de güzel bir dedemizin. 55 yıldız. Ha. Bakalım. Olmazsa onlardan birini atalım. Şimdi dağda yaşam sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep de buraya gelip siz sevdiklerimize bu Afyon sucuklarından, kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere iletiyoruz. Dağda yaşam sucukları şöyle, yani bunun mutluluğu da ayrı bir şey.